Evet, değerli kalem sayın eğitimci yazar Sultan Özateş hanımefendi güzel bir paylaşımda bulunmuş. Hemen onu da okuyalım. Çok değerli bir proje. Birinci Uluslararası Duygu ve Düşüncelerini Yazanlar ve Sanat Projesi Ankara Kültür Sanat Şöleni ve Ödül Töreni 26 Ocak 2014 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen Evi'nde saat 13'te Fark Yaratan Yüreklerle buluşarak gerçekleşecektir efendim. Proje sahibi sayın Sultan Özateş şöyle belirtmişler. Projede toplam 150 kişiye ödül verilecek. Program saat 13'te başlayıp 18'de bitecektir. Her ödül grubu saatleri ayrılıp belirlenen saatlerde ilgili gruplar konferansı salonuna alınacaktır. Her programın sunumunda farklı kişiler görev paylaşımında gönüllü oldular. Birinci bölüm İletişim Basın Medya Onur Ödülleri saat 13-14 arası Sayın Sultan Özateş Hanımefendi sunacaklar. İkinci bölüm Türk kültürüne hizmet eden ve fark yaratan başarı ödülleri 14-15 program sunumu Zekeriya Efiloğlu. Üçüncü bölüm iki bölüm arasında sergi açılışı ve imza etkinlikleri saat 15-16 program sunucusu Gökhan Olcay Türkan. Bölüm dördüncü bölüm eğitim, kültür ve sanat başarı ödülleri saat 16 ve 16.30 program sunumu Tuğba Koşar Hanımefendi'ye ait. 5. bölüm Şair Bakışlı Kalemler Antolojisi bir başarı ödülleri 17-18 program sunumu Sayın Sultan Özateş Hanım'a efendim aitmiş. 1. bölüm ödül alan grubumuz 2013 İletişim Basın Medya Onur Ödülleri 26 Ocak 2014 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen Evi'nde saat 13'te verilecektir. Başkent Ankara Gazetesi Mehmet Akyol, Konya TV Kültür Kervanı programı Sultan Özateş, Mevlüt Öncel, Ufuk Güçlü, Açık Mikrofon programı Sebile Eke, Dak Kilo Gazetesi Metin Özşimen, Ankara İl Gazetesi Ahmet Göktemir, İbrahim Göktemir, Olay Gap Gazetesi Zeynep Abidin Kıymaz, Kaçkar TV Dilek Onay, Gönül Kahvesi programı Recebiye Çatak Sezer, Bahar TV Dönemeş programı Zekeriya Filoğlu, Mügeli Günler programı Müge Mehmet Demir, Kay TV Tuzlu Kahve programı Selda Avcı, Kon TV Gönül Dili programı Cahit Nazlı, TRT Fısıltıları programı yapımcısı ve sunucusu Nilgün Kızılcı, Ankara Polis Radyosu Mehmet Nuri Parmaksız, Gökhan Olcay Türkan, Ufuk FM, Ali Haydar Çekerek, Radyo MİT Fransa, Nermin Girişit, Radyo Mavi Yürekler, Melek Köse, Emine Öztürk, Volkan Çakır, Art FM, Elois Kandı, Radyo Fresh, Canan Meydanlı Sarı olan Edebiyat Evi, .com sahibi Adem Efiloğlu, Sivil İnisiyatif Gazetesi Mustafa Kurt, Yeni Asya Gazetesi Ali Liza Aydın, Umut FM, Abdurrahman Çavuş, Zeynep Demir, Karadeniz TV, Yüksek Dağların Çocuğu programı, Fuat Bahçeci, Rumeli TV, Ramazan Kıvrak, İsmail Akçay, Ürgüp FM, Ayşe Paslanmaz, Gençlik Radyo, Seyit Ayvaz, TRT Anadolu, Diyanet TV, Yeni Güne Merhaba programı, Zahide Ülkü Bakiler ödüllerini belirlenen protokol üyelerinden efendim alacaklarmış. Bunu da buradan tekrar dile getirelim. Birinci bölüm programı saat 1 yani 13-14 arası saygı duruşu, İstiklal Marşı, Halk Oyunları, açılış konuşması olacakmış. Proje koordinatörü tarafından, Sayın Sultan Özateş Hanım tarafından. Protokol konuşması Mehmet Akyol, Ankara Gazetesi sahibi tarafından. Proje ile ilgili slide sunumu da olacak efendim ve ödül törenine geçilecekmiş. Ödül töreninde 4 sunucu da sıra ile isimleri okuyup ödüllerini takdimde görevli olacaklarmış. Ve bu değerli projede gönüllü görev alan arkadaşlarıma şükranlarımı yolluyorum demiş. Çalışma Kültür Kervanı TV programına TRT ve Ankara tarafından çekilecek efendim ve ödül töreni 8 büyük gazete ve 2 ulusal basın merkezi takip edip Web TV'den canlı yayın yapacaklarmış efendim. Bunu da buradan belirttik. Sayın Sultan Özateş Hanım da bunu kendi grubunda, kendi sayfamızda, şiir renginde grubumuzda da paylaşmış. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz ve projede yer alan değerli kalemlere, değerli yüreklere tekrar saygılarımızı sunuyoruz. Nice güzel başarılarının devamını diliyoruz efendim.